Irak'taki bölgesel Kürt yönetiminin 25 Eylül'de yapacağını açıkladığı bağımsızlık referandumunun ardından Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sınırdaki tatbikatı gün boyu devam etti. Bölgede yapılan tatbikatta büyük bölümü tank olmak üzere yaklaşık 100 askeri araç görev aldı. Referandum açıklaması ile Türk askeri kanadının hareketliliği bu ölçüde olurken siyasi kanat ise sert açıklamalarına devam etti. Başbakan Binali Yıldırım Şanlıurfa'da sınır ötesine sert mesajlar gönderdi. Bir takım hayaller peşinde olanlar, burada yapar devlet kurmaya çalışanlar şunu iyi bilsinler, ulusal güvenliğimizi tehdit edecek içeride ve dışarıda her türlü girişim gerekli karşılığı anında görecektir. Uluslararası alanda referandumun iptali için yapılan baskılar artarken Kuzey Irak'ta kampanya çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.